Sevgili seyirciler, Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Medya kritikle ve Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hemen konuşmasının ardından karşınıza gelmiş olduk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Roma'dan geçe geç saatlerde döndü ve e, muhtemelen saat 11.30-11.45 sularında e, grup konuşmasını yapacak diye biliyoruz. Duyumumuz o şekilde ve e, şehitlerimizi yolcu ettik. Ee, dün sevgili seyirciler 7 şehidimizi e, Giresun, Şanlıurfa, Konya, Muş, Çorum, Hatay ve Osmaniye'de törenlerle uğurladık. Tekrar e, Allah rahmet etsin diyoruz. Şehitlerimize, ailelerine sabır diliyoruz. Bütün Türkiye'ye sabır diliyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Ve e, şöyle geçelim bu haberi. Afrin şehidi Teğmen Çubukçu'nun kız kardeşi Ayşe Ceren bize ağlamak yakışmaz, şerefsizleri sevindirmeyelim dedi. Evet bu e, başlıklıkta zaten Türkiye'nin bütün haleti, ruhiyesini tanımlıyor. Değil mi Cem? Evet. Şehitlerimiz dün vardı. Bu sabah da İdlib'de bir şehidimiz var. Dün şehit olanlar yani daha önceden şehit düşen kardeşlerimiz toprağa verildiler. Allah ailelerine sabır versin. Mekanlar Amin. cennette. Amin. Ee, İdlib'deki kardeşimize de bugün o da bir şehit olmuş. Ee, ama 970 teröriste şu ana kadar gebertilmiş. İyi yani bine yaklaşıyor. Evet. Bayağı bir sayıca iyi bir oran yakalıyoruz. Umarım bu günlerde daha da hızlanıp o afrin iyice bu teröristlerden temizlenir. Evet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Latin Amerika gezisini iptal etti ve Vatikan'a gitti. Vatikan'a gitti ve tabi Papa François ile görüştü. Son derece enteresan bir görüşmeydi ve Kudüs'ün statüsüne dokunulmaması konusunda mutabakat sağlandı. Çok uzun bir görüşme yapıldı. Ee, ve e, uzun görüşmede zeytin dalını anlattı dinler arası barış mesajları e, ve yeşil bölge ilan edildi Roma sokakları ve Roma adeta e, güvenlik açısından kuş uçurtulmadı e, bunu biliyoruz ve bu arada Roma'da e, İtalyan cumhurbaşkanı ile de Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Ee, ve bu görüşmelerin son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Hem Papa ile yapılan görüşmelerin hem de e, İtalyan Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerin. E, ve Şeref Oğuz bir yazı yazmış, güzel de bir başlık atmış. Tabuta bir çivi de Romalılardan. Tabut derken Trump'ın tabutu. E, ve Trump'ın tabutu nasıl? E, çünkü o kadar arka, her konuştuğumuz her e, Romalı diyor. E, daha doğrusu İtalyan. Romalı tabii tarihi bir terim diyeceğim. İmparatorluğu kastediyor. İmparatorluğu kastediyor. Her Romalı şunu söylüyor. Birleşmiş Milletler'de Trump'ın ve Amerika'nın rezil edilişini sağlayan sizdiniz diyor. Evet. Türkiye'ydi diyor. Ve şimdi Müslüman'ın ilk kıblesi Kudüs için savurduğu tehdit Trump'ın BM'de Birleşmiş Milletler'de şamar gibi yüzüne vuruluyor diyor. ABD'nin güç kaybı sadece ekonomi, finans, savunma, teknoloji vesaire gibi alanlarda değil. Siyaseten de başlıyor çünkü Çin giderek yükseliyor ve 2030'la sonrası yıllarda artık Çin hem bilim, teknoloji ve siyasi anlamda en büyük güç haline gelecek diyor. Ve gidişat o yönde ve Amerika Birleşik Devletleri bunun diyor, bu bedeli diyor, kendisini yaşayacağı bu bedeli herkese ödetmek için savaş çıkarmaya çalışacak kadar gözü kara diyor. Ve şöyle tanımlıyor, Serengeti Savanı'nda diyor Şeref Oğuz, habitat için söylenen bir söz vardır. Antilopa ateş edersen öldüğünü anlayana kadar koşar. Evet. Trump'ın Birleşmiş Milletler üyelerinin parayla tehdidi gösterdi ki dünya sadece beşten değil dolardan da büyükmüş. Tarih zihnindeki kürenin jandarması kibriyle ABD'nin daha ne kadar koşabileceğini mutlaka yazacaktır. Romalıların ABD eleştirilerinden çıkardım. ABD'nin tabutuna bir çivi daha çakıldığıdır diyor. Evet. Tabii burada şeyi ayırmak lazım yalnız Roma'yla Vatikan şey, İtalya ile Vatikanı ayırmak lazım. Tabii ki ayırmak Vatikan, lazım. Vatikan orada Hristiyan <laughs> dünyasının eden haklı olarak Hristiyanların haklarını savundu ve bizim de hoşumuza gidecek aklı mantıklı uyan kararı aldı Kudüs'ün statüsü konusunda. Hı hı. Ama İtalyanlar bugünkü hele mesela İtalya eskiden Berlusconi hı hı. bilmem Matera şey Matteo Renzi isimlerini hı hı. bilirdi. Şimdi İtalya Cumhurbaşkanı kim? Bilmiyoruz. Adını yani. bir başbakan da bilmiyoruz. Evet. Dün Cumhurbaşkanımız bunlarla da görüştü ama bence daha önemli bir şey var. Onu söyleyeyim. İtalya'nın önde gelen 55-60'a yakın iş adamıyla görüştü. Bunların içinde şu Pirelli'nin CEO'su Barilla e, Astaldi'nin CEO'su İtalyan sanayiciler başkanı. Dünya çapındaki İtalyan markaları değil kuşam, mi? Giyim şu lüks markaların başkanları, evet. o yöneticileri gelmiş. Hı hı. Bunlarla 20 milyar dolar ticaret. Bunu 30 milyar dolara çıkarmak gibi bir niyet var o adamların da Türkiye'de hani bir iki giyim firması çıkmıştı. Onlar bir daha gelsin, yatırım yapsın gibi girişimler de var. Bunların da çok son derece önemli olduğunu görmek lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün seninle program öncesi konuşuyoruz. Nilgün Cerehoğlu Cumhuriyet'te bir yazı yazmış. Roma'da yaşıyor. Şimdi genelde İtalyan Sol Libero gazetesi üzerinden veya sol gazeteler üzerinden yazmış. Biliyorsun İtalya'da da solcular aynen bizdekiler gibi böyle hükümetlerinden nefret ederler. Hele hele bir sağ hükümet varsa, sağ cumhurbaşkanı varsa nefret ederler. İşte böyle yok cumhurbaşkanımız çeşni başını mutfağa sokmak istemiş, şöyle yapmış, böyle yapmış gibi. Böyle magazinel bazı şeylere de değinilmiş. İşte yok koruma orları filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. O korumayı kendileri alıyor zaten. 3500 kişi kılına zarar gelmemesi için. İşte yollar kapatıldı falan filan. Bu Tayyip Bey'in etkisini gösterir. Şimdi normalde istese o yolları kapatmayabilir hani bazı yolları. Ama kapatmış. Havadan helikopterler uçmuş. Amerikan cumhurbaşkanı pardon başkanı ya da Putin gelse aynı şeyi yapmayacak. Putin, mı? Zaten Putin, Trump yani Putin, Amerikan başkanı kimse o. Yani bu Obama da olabilir. ya da bir de Erdoğan'a bu yapılıyor. Bir de şey gelirse bu İran filan hani çok kritik bir şey olursa Çin evet. Onlara normal tabii ki yani bir şey ol, olma adamın canından sorumlu bir şey olmasın diye. Yani bu tür böyle dalga geçer gibi yazılara bilmem nelere ya Mesela... bu Nilgün Cerraoğlu gibi isimler İtalya'da tabii onlar yıllardır İtalya'da oturuyorlar. hem tembelleşmişler evvelden Nilgün Cerraoğlu biraz çalışırdı bilirim. başka gazetelerde de yazardı zamanında. Sabah'ta bunu... da yazdı. Sabah'ta yazdı. Ee, evvelden biraz çalışırlardı. Ama şimdi oturuyor, sabahleyin kalkıyor, bütün gazeteleri alıyor. Senin de dediğin gibi İtalyan sol gazetelerini tarıyor satır satır. yani Türkiye'de herkes İtalyan gazetelerinin tamamını okuyacak hali yok. Oradan bir takım şeyler derliyoruz. izlenim gibi yazıyor tamam mı? Makale olarak yazıyor. Gidip de saha ha. araştırması yaptığı filan İtalyan kulislerine, politika kulislerine yahut da Vatikan kulislerine filan girdiği filan yok. Hepsi hikaye yani. Tabii işte zaten Cumhurbaşkanı'na gelince tabii ki o yol boşaltılır, tedbir alırsın. Keskin aynı şey yapılıyor. Keskin nişancıları yani. tepeye koyarsın bilmem ne olur. Ama dediğin gibi sen Roma'da Cumhurbaşkanlığı veya Başbakan kaynaklarına gitmiyor. Gazetelere bakıyor. O gazeteler zaten Erdoğan lehine yazsa ben aslında tedirgin olurum. Yani onlar zaten Erdoğan'ın lehine. Onlar şimdi insan hakları, demokrasi, özgürlük diye. Ama hadi o solcular sıkıysa mesela İtalya'da hükümet aleyhine bir şey desin. Yani milli güvenlikle ilgili konular zaten. onlar da hükümeti eleştiriyor ayrı. Ama milli güvenlik konularında orada burada bir şey desin de görelim yani. Evet. Onu demezler. Şimdi öte yandan şöyle bir takım gelişmeler var. Özellikle Membiş tarafından Afrin'e doğru bir takım tırlar ve silahlı tırlar hareket etmeye başladı. ABD'den bir açıklama geldi. Bahsedilen nokta sadece kuvvet değişimi diyor açıklamada. Ve Pentagon sözcüsü de hürriyete konuşuyor diyor ki Afrin'e giden YPG'ye destek yok diyor Erik Pahon Pentagon sözcüsü. Yani Erik Pahon özellikle Türklerin Afrin'den Memiç'e geçmeyeceğini umuyoruz. Bu konuda gerçekten kaygılıyız da diyor. Bunun DAEŞ ile işte, mücadeleyi raydan çıkarma potansiyeli var. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmanın büyük ölçüde dikkatini dağıtacak bir şey. Bu dikkatini dağıtmak ne kadar moda oldu bu Amerika'da. Türkiye'nin terörizm ve sınırlarındaki terör grupları konusunda ciddi kaygılarının olduğunu anlıyoruz. Bunun tamamen farkındayız. Hiç farkında değilsiniz tabii ki. Türkiye ile elimizden geldiği ölçüde birlikte çalışıyoruz. Ancak bu operasyon DAEŞ'e karşı kazanlarınızın bir kısmını kaybetmenize sebep olabilir diyor. Cansu Çamlıbel iyi bir söyleşi yapmıştı Ya bu Amerika'da kim kimdir ben anlamadım. Eskiden de. Evet. Bilirdik yani bu zamanında, Obama zamanında biri bir şey diyecek. Kaç tane veya... Pentagon Sözcüsü, kaç tane bilmem ne Pen sözcüsü var belli değil yani artık Pentagon, birbirine girdi. Pentagon Sözcüsü operasyonlarla ilgili bir konuşurdu. Mesela evet. Körfez Harbi'nde operasyon yapar, Irak işgali, Libya, Bingazi bununla ilgili konuşurdu. Şimdi bakıyorsun ya buradaki muhatap kim? Beyaz Saray mı? Bu bir de 2. Dünya 1952'de, 53te olmuş. Eisenhower gelince hı hı. onun dışarı bakanı John Foster Dulles vardı Şahin Evet Moskova denilmiş ki hangisiz konuşuyor yani? biz Eisenhower'ı mı dinleyelim? Evet. Şey mi dinleyelim yani? <laughs> evet. Onu Üropa, bu da bunun gibi. Şimdi Beyaz Sarayı mı dinleyelim? Pentagon'u mu dinleyelim? Dışişlerine bakalım. Bu adam kim mi? Ben bu adamın adını Eric Pahon'u ilk defa duyuyorum. Ben de ilk defa duydum. Vallahi. Eski o, o, senin Pentagon, o beğendiğin Herbert, Herbert, bilmem ne vardı. O vardı bu şey. Ya da Trump'ı yani bir tane ses yok yani. Ve muhatabın kim değil, O yüzden de kimin ne dediği belli değil yani. Evet. Sarma karışık bir şey. Ama sonuçta Bekir Boz, Bozdağ hükümet sözcüsü açık bir şekilde uyarıyor. Gördüğümüz yerde vururuz diyor. Bir de burada arkadaş diyor. çok e, fitil bir cümle var. Efendim DAEŞ yerine başkasıyla savaşana, savaşana, savaşırsa desteği keseriz diyor YPG için. Ya sen sen DAEŞ mı kaldı? Sen YPG kimle savaşıyor? Şu an yani, bir savaş mı var? Neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim? DAEŞ yerine başkasıyla savaşırsa Türkiye'ye düşen roketler Hakir, nereden geliyor? Hayır bir şey de var. O bir ya DH kalmadı bir. rejimle bir savaş yok. Onu zaten Putin kontrol ediyor. Başka bir grup yok. Özgür Suriye ordusunu Amerika destekliyor. Kimle savaşacak bu? Sen bu kadar silah niye verdin ona? Madem kimseyle sava savaşacaksın diyorsan kendin gir, o silahları çek. DH bütün mesele. Türkiye'nin de desteğini al, Moskova'nın da desteğini al. Onu yap. Niye bunlara bu kadar şey verip bir de böyle Hani, sahtekarlık Amerika'dan e, üzerinde... akıyor. Evvelden sahtekarlığı çok rafine yaparlardı ve çaktırmamaya çalışırlardı. Şimdi alenen yapıyorlar. Herhalde Trump'ın tırnak içindeki samimiyetinin bir göstergesi olsa gerek bu. Samimi davranış. Hani Amerika'da mi? bir ürün çıkınca dump için, yani aptallar için derler ya. Evet. Bilmem işte telefonları da öyledir, oyun şeyleri de. Ya bunlar da şimdi herhalde bu adamın kafasına da böyle nüfuz etmiş. Bu aptal anlatır gibi şey yapıyor böyle kamuoyuna. Ya biraz daha bu şeyleri geçin yani bu teknolojik bir ürün satmıyorsun yani. Neticede bir evet. dış politika var. Evet, dediğimiz gibi dediğimiz gibi sahtekârlık paçalarından akıyor. Ee, ve şey, e, Hilal Kaplan e, bu düşürülen e, Rus uçağını anlatmış ve tabii bize e, tankımıza gelen e, füze Nin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgileri paylaşıyor. Bunun Rusmalı DM9M113 konkursu olduğu ileri sürülüyor diyor. Şimdi diyor New York Times'ta bir yazı çıkmış. Ha, Hilal Kaplan ona değilmiş. New York Times'ta düşülen Rus uçağı haberi şöyle veriliyormuş. Bakacağım gerçekten çok matrak. Yeah. Şimdi bir taşla cambaza bak oyunları diye ver vermiş Hilal Kaplan yazısının başlığını. Suriye'de can tam cambaza bak yani. Bir taşla kaç kuş vururuz diyorlar. Diyor ki haberde New York Times tam bir CIA aparatı olarak çalıştıklarının göstergesi. Evet. El Kaide'nin uzantısı HTŞ yani Hizbullah Tahrir Şam mı oluyor bu? Heyet Tahrir Şam mı? Ya da Heyet Tahrir -Şam. Evet. E Tahrir -Şam. Evet. İdlib'te bir Rus jetini düşürdü. Rus hava kuvvetleri Türkiye'nin Afrin'i bombalamasına izin vermişti. HTŞ Türklerin Afrin harekatında kullandığı savaşçı gruplardan birisi bak şimdi bağlantıyı kuruyor şey. Halbuki HTŞ'nin e, Türklerin kullandığı bir grup olduğu bilgisi tamamen uydurma ve alçakça bir iftira. Biz İdlib'e bunlarla mücadele için geldik. Tabii şimdi müttefiklerin nin, müttefiki Rusların düşmanı mı diye bir şey yap. fitne atıyor ortaya. Fakat diyor buna diyor tabii bunlar diyor Kendilerini akıllı alemi sersem zannettikleri için bunu ben söylüyorum. Ee, bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. Ee, tabi Ruslar bunu yemedi diyor. Şift de şivit gidiyor diyor. Ee, Dünya Duma Savunma Komitesi Başkan yardımcısı Bugüne kadar onların elinde mampat yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarmak için araştırma yapılması gerekiyor diyerek adamların diyor niyetini ortaya koydu. Tabi bunlar Soçi sürecini, Astana sürecini, Boşa çıkarmak istiyorlar ve bu ittifakı bozmak istiyorlar çünkü bu ittifak onların bütün e, projelerini suya düşürüyor. Evet, Mesele bak, bu. Daha önce Fehim Taştekin ki muhalif bir isim hatta muhalifin ötesinde bile Türkiye'nin belki Esat'ın adamıdır. O. Bütün politikalarına karşı o bile Türkiye İdlib'e girdiğinde Rusya ile beraber hı hı. bu Tahirel Şam'ın oradaki operasyonlarını engellemek için diye kaldı ki bizim de terörist olarak gördüğümüz bir şey. New York Times e Türkiye, bu... El Nusra'yı da terörist olarak e, görüyor. Bu arada evet, belirtelim evet. yani. Tabii, tabii, El Nusra, şey. işte, e, Rus uçağını düşüren e, terör örgütü. Bu haberi, bilgim yok ama bu %99 Rhode Northland yazmıştır. O bölgede bunları geçen bu. Evet. Tamamen masa başında haber. Şimdi deniyor ya, yala... Şimdi bunlar yalan haber var mı? Biz İdlib'de bu adamları geçirmemek için, teröristleri geçirmemek için oraya girdik gözlemci olarak Rusya ile beraber. Şimdi Türkiye kalkıyor, Afrin'de kullandığı savaşçı gruplardan biridir evet. diyor. Evet. Ya kullandığın adamın orada ne işi var idlip şeye Yani bari evet. yalan at, atmayın yani. Bir de bu Hilal'in bugünkü yazıyla dünkü Melin çok örtüşüyor. Örtüşüyor. Yani evet. aynı bilgi şeyleri var, benzer şeyler. Şimdi bugün e, Nuray Babacan Hürriyet'ten, değil mi? Hürriyet. Ha, Ankara ABD'ye davayı tartışıyor. Çünkü e, hükümetin sürdürdüğü Zeytin Dalı harekatı sürecinde ABD yönetimiyle yaşadığı gerilim AK Parti kulislerine ilginç önerilerin tartışılmasına neden oldu. E, ve ee, ABD'nin silah yardımında bulunduğu, lojistik destek verdiği YPG, PYD ile PKK ilişkisinin ispatlanması olmasından yola çıkarak ABD yönetiminin Amerikan Anayasası'na göre suç işlediğini, bunun da istenirse dava konusu olabileceğini iddia ediyorlar diyor. Yargılama için iki yol var diye hem Adem Sözüer'in hem de ee, kim? bir başka Adem Sözüer'in profesör doktor Adem Sözüer'in açıklamalarını almış İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ABD bir terör örgütünü silahlandırmak eğitim vermek gibi doğrudan terörizmini, terörizmi destek faaliyetleri içine girmiştir. Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1371 ve geçen yıl o birliğiyle kabul edilen 2370 sayılı kararlarına aykırıdır. Sorumluluk doğabilecektir. Bu konuda bu noktada Uluslararası Adalet Divanı'na müracaat et meselesi gündeme gelebilir. BM Güvenlik Konseyi'ne veto hakkı olan ABD ve diğer ülkelere karşı yaptırım vesaire kararı alınamıyor. Bu noktada Türkiye veya başka bir ülke kendine yönelik olsun olmasın terör suçları kendi ülkesinde işlenmesine dahi yargılanmaktadır yetkisine sahip. Örneğin Irak işgalinde işlenen savaş suçları dolayısıyla dönemin ABD yetkililerini ülkeler kendi mahkemelerinde yargılayabilirler. Türkiye'de PKK, PYD'ye verdiği silahlar nedeniyle ABD yetkililerini yargılayabilir diyor. Şimdi Adem ben o sözü... olayı bu Vietnam Savaşı'nda da vardı. My Lai Köyü'nde 13 yaş altındaki çocuklara katliam yaptı diye. Evet. Amerikan başkanlarının affetme yetkisi oluyor. Hı hı. Hepsini affettiler. Irak işgal dolayısıyla kimse yargılanmadı. Hı hı. Hiç o ceza da almadılar öyle bir şey yok. Hatta bir sürü olay vardır böyle. O şeyi ben sordum. Onu ceza yargılama işi çok kolay değil. Yani dava açma, yargılama işi çok kolay görülmüş onun için. Terör örgütü PYD filan diyor da o şimdi o silahları biliyorsun SDG diye bir şey kurdu ya. Onun üzerinden veriyor. Şimdi ben uluslararası medyada da bunlara şöyle yapıyor. Direkt PYD'ye siyasi kanadı olduğu ona vermiyor yep verdim hayır, diyor. Tamam ama YPG'ye verdiğine dair kendi beyanları Aa, çok fazla ilerliyor. Hayır tabii vermez. veriyor şey. Diyor yani. onu da hayır şöyle YPG tabii ki PKK'ya PKK'ya veriyor ama kağıt üzerinde bunu hani şöyle düşün hile gibi düşün. SDG diye bir yapı kuruyor. Ben diyor SDG'ye tamam verdim Tamam ben şunu söylemek istiyorum. Tamam dediğini anladım ama A.B.D. daha yakın zamana kadar S.D.G. kurma önce ben bu silahları YPG veriyorum dedi. De, dedi zaten. ama dedi. yani bunu dediği için zaten sorumluluk altına girdi. Ama benim gördüğüm anladığım kadarıyla bu keşke açayım bak, keşke açabilsek de evet. hesabını sorsak ama benim gördüğüm bence ceza bu açılamıyor. Gerekiyor. Hayır hayır benim bak ben başka bir şey söylemek istiyorum da ki tamam dediklerin du keşke açsak da Amerika'dan hesabını sorsak hı hı. ama galiba o Adem Hocanın sözleri bence biraz eksik açılamıyormuş. Hem BM'nin daim üyesi olduğu için NATO'dan hı hı. bir de bütün mahkeme orada engelleyebilir. Bir de kim yargılayacak Amerika'yı? Evet. Hani böyle bir engel var. Yoksa bu PKK'ya yardım ettiğin için onu bırak. Daha İran'da kendi ambargo uyguladığı ülke şey yaptı, silah Baş, verdi. Eğer başta Trump varsa ve Trump'a karşı da eğer diğer küresel gücün bir niyeti varsa bu olabilir. Bu bir İkincisi bugün Abdülkadir Selvi yazmış. bunlar hikaye yazıyor. Erdoğan kimin için bunlar hikaye yazıyor dedi başlıklı yazı da. bu Hidr Noyert'in PYD evet. kez PKK tanımı kullanması ve düzeltme gereğini duymaması ve PKK'nın ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alması Rıza Canikligil diyor. ABD'deki Hürriyet'in Doğan Medya Grubu'nun temsilcisi son derece başarılı bir adam. 25 2010 tarihinde Hürriyet'te yayınlanan bir haberine göre PKK ile ilgili olarak ABD Yüksek Mahkemesi'nde açılan bir davada yargı Sotomayor bu yasanın tanıtımına, tanımına göre terör örgütünü üyelerine mızıka çalmayı öğretmek bile suç diyor. Yani. Şimdi diyor ki ABD mızıka çalmayı değil silah satmayı, satmayı, silah atmayı öğretiyor derseniz ona verecek cevap yok. Sadece Türkiye ile ABD arasında güven krizi yaşanmıyor. ABD bu önemli kendi yönetim krizini yaşıyor. Gallup'un araştırmasına göre Trump'ın kaybettiği güven diyor. Evet. Şimdi gelelim işin bir de etik yönüne. Ee... Orada bir şey söyleyeyim yalnız bir şey gene Selvi'nin yasasına da bir itirazım var. Bu Amerika'daki kamuoyu anketlerinin hiçbir önemi yok. Onu da söyleyeyim. Ha onu boş ver. Konumuz Yok dışı yok zaten. hayır başka bir şey olur, bak. Bunlar önemli. Bunlara bir yanlış bilgi veriyorlar ama şimdi Hı. ben yurt dışı medyasını takip etmezsen, dil yok bilmiyorsan şimdi sen yazılanlara ben şimdi bugün seçim olsa biliyor musun Trump gene kazanıyor. Tamam. Yani tamam. bunu söylüyorum. Hani tamam. Amerika'da tamam, bilmem onun, onun şey çok değil yani. Hayır. hayır. Geçti, devam Ama şey değil. Hani böyle Amerikan başkanları bilmem. Bunlar biraz PR hareketleri yani. Anladım. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi işin e, bir de etik yönü tabii ki. Şimdi Nuray babacan bu haberi yapmış, üzerine de imzasını koymuş. Ama e, dün bu dünden önceki gün bu haber Adem Sözer e, bağlantısıyla birlikte Anadolu Ajansı'ndan çıktı bu haber. Evet. E, onu belirtelim. Ondan önce de 30 Ocak 2018'de de bu yazıyı Sen e, o, ben yazdım. 30 evet. Ocak 2018 e, tarihinde de ben yazdım e, ve dedim ki e, son iki başkan Hillary Clinton uluslararası mahkemelerde yargılanabilir. Çünkü Afrin'in yani Afrin'de yapılanlar ve Kuzey Suriye'de yapılanlar ABD'nin terör örgütüne yardım ettiğini gösteriyor. Uluslararası mahkemelere Türkiye'nin başvurma hakkı olabilir diye bir yazı yazmıştım. Bu yazının üzerinden bir günler geçti. Anadolu Ajansı haber yaptı. Günler geçti. Hürriyet haber yaptı. Şimdi gündeme geldi. Ve burada da etik bir duruma dikkat çekmek istiyorum. Yani bu yazı yazıldıktan sonra sanki yeni keşfedilmiş gibi kendilerinin haber yapıp bir de imza koymaları hakikaten etik dışı bir evet. durum onu belirtiyorum. Bu Nuray Babacan haberinde bir şey var. Ha o etik dediğim mesele önemli. Oraya atıf yapılması gerekir. Senin yazına atıf yapılması evet. gerekir yani. O önemli. Bir de bu işlerde biliyorsun ilk yazana değil herkes ben yazdım diye sahip çıkar. Evet. Yani öyle bir şey oluyor. Obama zamanı Türkiye'nin bir avantajı var. Yani ya da Türkiye gibi ülkelerin Obama'nın bir raporu var. Yani bu silahlı destek, eğitim, bilgi şey biz böyle bir şey yapmıyoruz diye. Obama'nın böyle bir şey var bu suçtur diye. Obama'nın o raporunu uluslararası mahkemelerde ikna edebilirsek evet. hani onu yargılayabilecek bir yargıç bulabilirsek. Yani ben de hani öyle söyleyeyim yoksa Amerika'nın suç işlediği bariz. Ama hani Amerika'nın gücüne dünyada bir savcı hakim bunu yapabilir mi? Obama'nın raporu var. Nuray Babacan onu iyi yakalamış. O raporu ikna edilebilirse insanlara Avrupa'daki veya dünyadaki mahkemelere o zaman sonuç alabiliriz. Evet. Bir de tabii e, Türkiye bunu tek başına yapmaya kalkarsa olabilir ya da olmayabilir. E, dengeler buna denk düşebilir ya da düşmeyebilir. E, bunlar ayrı meseleler ama e, eğer küresel kriz ve bir takım dengeler, o çatışma unsurları, eğer hesaplarını bu yönde ya da bu eksende görmek isterlerse şayet, bunu gündeme getirebilirler ve Trump'ı devirmek için bir hakim de bulabilirler. Bu yargılamayı da gündeme getirebilirler. Tabii. Bu son derece kolay olur. Biz, biz, de, şey, biz bile şaşırabiliriz bu konuda. Sotomayar veya diğer hakimler gibi. Şimdi Barack Obama döneminde hazırlanan raporatif yaparak Amerika'nın kendi anayasasına göre anayasal suç işlediği iddiasıyla dava açabilir. Doğru. Evet. İşte o hakimi bunu tabii lahyeye mi açmak gerekiyor? Lahyeye açıyoruz değil mi bunu? Evet. Lahede tabii. Lahede uluslararası Onu keşke, öyle bir mahkeme hakim bulsak keşke. Evet. Yani vicdanlı birini bulsak diyorum. Evet. Şimdi e, bu komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür. E, videomuz hazır mı arkadaşlar? Evet, evet. Hemen onu verelim şimdi bu arada Özgür Suriye Ordusu ile ilgili. Rahim, Ben Seyfettin İsa. Üç dedem vatan, millet ve ümmet için doğrularından vazgeçmeyerek kutlu yolda cephede savaşarak şehit düştü. Babam arkadaşlarıyla birlikte Özgür Suriye ordusu saflarında bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Türk askeriyle omuz omuza savaşıyor. Rabbim tüm askerlerimizi korusun ve zafer, zafer ihsan ihsan etsin inşallah buradan hem Cumhurbaşkanım hem dedem Eden olarak gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Çünkü önce Allah'ın sonra onun sayesinde okula gidiyor. Güven içerisinde yaşayabiliyorum. Allah ondan ve Türk Türk milletimizden razı olsun. Ve kadın subaylarımızın bedenimiz burada ruhumuz Afrin'de diyerek yeri göğü inlettiği görüntüler. Evet onları getirelim evet. şimdi ekranlarımıza. İşte bu, bu sevgili seyirciler. Budur, budur. Biraz önce Özgür Suriye ordusundaki bir askerin çocuğunun mesajını dinlediniz. Şimdi de kadın subaylarımızın bu görüntüsünü. Evet. Yüreğimiz, ruhumuz afrinde, bedenimiz burada diyorlar. İşte olay budur. Bu ruhu kimse çökertemeyecek. Ruhları çürümüş olanlar, ruhları küflenmiş ve kokuşmuş olanlar asla bunu bu görüntüleri Halk Partisi'nin genel Merkezine gönderip evet. ya da bu tür savaşı bu operasyonu izleyip Türkiye adam katlediyor diye yayın yapan bu sözde muhalif Hı. ya da asa hain grubuna bunları vermek lazım. Yani. Türkiye gazetesinin manşetini getirebilir miyiz evet. arkadaşlar? İşte Türkiye gazetesi bugün e, dün 7 şehidimizi uğurladık. Bugün de uğurlayacağız belki. Allah göstermesin. Belki de yarın da uğurlayacağız. Bu çocuklar biraz daha büyük verebilir miyiz bunu arkadaşlar? Biraz daha büyük verebilir miyiz? E, biz görünmeyelim. Evet. PYD terörist diyemeyenler, yüreğiniz varsa bu çocukları anlatın. Yani günün manşetlerinden biri bu sevgili seyirciler. Evet. Şimdi... Bana se göre en iyisi. E, bana da göre de en iyisi. Selin Sayak Böke, şimdi parti meclisine girdi yüksek bir oyda. İstihbarat yok, PYD'ye terörist diyemem demiş. Değil mi? demiş? Evet öyle, Dedi. Haber öyle söyledi. Haber tuttu. Dedi. Şimdi diyor ki ben PYD, PYD terörist değildir demedim diyor. Kıvırıyor. O şöyle diyemedim. Elde delil yok dedim diyor. Ha. Elde delil olması için ne o? Amerika'nın resmi sayfasında bile adam PYD, YPG terör örgütü diyor. Evet. Delil ne yani? Ne? Yani elin Amerikalı'sı deyince mi ciddiye alacaksın? Onu bile ciddiye aldı. Kendi hükümetin, kendi devletin bu terör. Bir de Türkiye'deki en muhalif adama bile o sınırda, yani başka gazetelerde çalışan, uluslararası medya çalışanlara bile sor. YPG'nin, PYD'nin PKK olduğunu bilir ya. Evet. Yani PYD, YPG, PKK'dır yani. Bu kalsın arkadaşlar. Şimdi bunu konuşalım. Evet. Ahmet Kekeç yazmış. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da diye bir yerli film repliği evet. vardır ya. Güzel olduğunuz kadar kurnazsınız da diyor Ahmet Kekeç. Ee, ve diyor ki, savunma yapmış ve işi terbiyesizliğe döküyor diyor. Terbiyesiz bir kadın evet bu e, Selin Sayışböke. Yani güzel olduğu kadar terbiyesiz de aynı zamanda. Sadece kurnaz değil. Tepki gösterenler 3-5 troll diyor. Yani Sadece sosyal medyada tepki sana bütün medyada, bütün siyaset tepki gösterdi sana. İnsanda evet. biraz utanma arlanma olur. Na nasıl bir siyasetçisin sen değil mi? Şimdi e Selin Sayıkböke ülkesindeki halk çoğunluğu 3-5 petrol diyor diyor Ahmet Kekeç. Özcü kabahatinden büyük, pişkin ve kurnaz diyor. Şimdi be benim PYD terör örgütü değildir diye bir ifadem yoktur diyor. Şimdi buradaki çarpıtma. Evet böyle bir ifadeniz yok diyor. Ama PYD terör örgütüdür diye de bir ifadeniz yok diyor. PYD'yi terör örgütü saymanız için devletin istihbarat örgütünden bilgi ve uluslararası bilgi akışı ne demek istiyorsunuz diyor? Devletin istihbarat örgütü PYD'ye terör örgütü diyor diyor. Devletin diyor MGK'sı da diyor diyor. PYD terör örgütü. Onlara inanmıyorsun diyor ve bu mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri de yürütüyor diyor. Bir de uluslararası bilgi akışına gelelim diyor. Sen de bizi hatırlattın. CIA sayfasında, Pentagon sayfasında bak diyor, görürsün diyor. Senin en çok aşina olduğun sayfa, senin sayak böke. Sezgin Tanrıkulu sen 2'sin. Bunu biliyoruz. Bu arada Sezgin Tanrıkulu'na konusunda bu sefer ben PKK'lılara baş diliyorum. Çünkü Sezgin Tanrıkulu'nun ismini parti meclisi adaylığından çizmişler ve parti meclisi dışında bırakmışlar. Şimdi eski mesleğine dönüyormuş TR 705 koduyla. TR 705 evet. şey Barış arkadaş da gitmiş. Gitmiş evet. O da gitmiş. Şimdi yani. devam ediyor. Yani şimdi PYD terör örgütü değil mi? Terör örgütü mü? uluslararası bilgi akışı istiyorsunuz ama PD karşı askerimizle omuz omuza savaşan Ösoyu içinde onlarca cihatçı örgüt barındıran bir terör örgütü ilan etmekten geri duymuyorsunuz. İşte böylesine sahtekar bunlar. Evet, peki Öso hakkında istihbari bilgin var mı Selin Sayakböke bütün CHP'li Selin Sayakbökeler? Yok. yok. O şimdi orada şimdi şöyle. Uluslararası camia Ösöyü terör örgütü görüyor Mesela, mu? Hayır. Washington'da ağırlanıyor mu? Evet. Dünkü yazıda Serdar Turgut'un yazısında bazı isimlerden bahsettik. <laughs> i̇simlerden işte Afrin'in işgal eden Türkiye bilmem nedir diye. Bir sürü isim onlardan bahsetmiştik. Bunlar 22 Temmuz 2015'te Suruç katliamı olduğunda da onu DEAŞ yapmıştı. O zaman kutlayıp gene devleti suçluyorlardı. DEAŞ'ı bilmem koruyup kolluyorsunuz diye. Bunlar PKK, PYD konusunda neyin ne olduğunu biliyorlar. Evet. Sadece HDP oylarına talip oldukları için şimdilik böyle bir rol model ama İnanan bir adam, ya vatansever bir adam CHP'de bile olsa, HDP'de bile olsa, vatanseverse PKK'ya terörist der. Ya bunlar ama böyle kıvırmaya çalışıyor. Yani bilmem alakası yok, bilmem diyemem. Hani şey gibi yumurta tavuktan çıkmış diyemem, tavuk da yumurtadan çıkmış diyemem. E ne diyeceksin o zaman? Ya bir fikrin yok mu yani? Evet, şimdi CHP parti meclisinden üyeleri tekrar okumaya devam ediyoruz. Evet, Sera Kadıgil sevgili seyirciler, o da hayli oy aldı, girdi. Ee, şehitler ölmez lafından, vatan bölünmez lafından tiksindiğim kadar hiçbir şeyden tiksinmedim hayatta diyor. Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. şehitler ölmez, vatan bölünmezden tiksindiğim kadar diyor. Şimdi bu kadın bak, evet. çocukların üzerine kayna, yaramazlık yapıyor diye kaynar su dökeceğim diyen bu. Hı. Şehitler ölmez lafından diyor. Ezanla ilgili, ezanlarla ilgili Okuyalım kulağıma mı kulağıma Bunu, okunuyor. Bu kadını seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Bugün Suriye'ye savaş açsak Banko Esad'ı tutarım diyor. Aynı Eren Erdem gibi. Eren Erdem de e, Türkiye ile İran savaşsa İran'ın yanında saf tutarım diyor. Yani bu kadar vatan hainini nasıl bir araya topladın ya Kemal Kılıçdaroğlu? Bravo sana ya gerçekten. Bravo yani. Evet. Hakikaten vatan hainlerin toplama konusunda üstüne adam yok yani. Bak ne diyor? O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi Üstünü ebedi inlemesin artık ne olur ya resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Ya Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. İstiklal Savaşı verilmiş. Mehmet Akif Ersoy muhteşem bir şiir, İstiklal Marşımızı yazmış. Onunla yani hem Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'na dalga geçiyor. Ya ben bu kadına Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün kurduğu partide nasıl görev verilir diye artık bunu merak etmiyorum. Bu bana normal geliyor. Kemalistler'e verilirse ben artık şey yaparım. Şöyle. Ama bu Serra Kadı zaten 7 yılda yargılanıyor bu. Evet. Ya bunlar nefret suçunun dik alası. Ya nefret baksın, yani kullanma bu kadın, kullanma. Patolojik olarak incelenmeli. Bu kadın hastalıklı beyine sahip. Bak şimdi siyaset dışında söylüyoruz. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca üzerlerine kızgın yağ döksem mi? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim? Peki ben sana daha tuhaf bir şey söyleyeyim. Sen bu kadının avukat olduğunu biliyor musun? Yani, bu avukat olsa şimdi biliyorum. ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim? Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ mı döksem üzerine? Hastalıklı bir kadın saat... bu yani. Ya normal bir insan böyle bir, böyle bir tweet atar mı ya? Yani? Yani normal bir, bir şey değil. Bir de bunlara mı yani? geçirir aklından ya? Yani. Nasıl bir muhayilen var senin? Hı. Nasıl bir hastalıklı kafan var? Cibar. Bütün bu tweetlerini silmiş. Ben bir musun? numarayı yapayım sana bak. Bir numara Canan Kaftancıoğlu. Dur azıcık, bütün tweetlerini silmiş bu. Yarısını silmiş. Yarısını mı silmiş? 8400. Ama peki beyninden sildi mi? O patolojik halini beyninden silebildi mi? Bence bunun tedavi olması lazım. Ben son... Parti meclisi yerine bunun gidip bir akıl hastanesinde tedavi olması lazım. 2019 seçimlerinden sonra bunların zaten bir kısmı ya e, hastaneye gider tedavi olmaya ya da bu işleri bırakırlar. Siyaseti falan bırakırlar. Çünkü bunların, bu tweetlerinin akılla ya Esad'ı tutuyorlar. Hani Esad'ı tutmalarını ben gene şey olarak anlıyorum. Yani anlamıyorum da Esad sevgisi bunlarda. Türkiye'de ne yazık ki katil var ya Esad'a katil demiyorlar ya. Demiyorlar canım. Ya programlarda bile görüyorsunuz. Esad yalnızca... vatanını savunan adam diyorlar. Gitsin şey diyor yani. Diyorlar. Bak Canan Kaftancıoğlu devlet katil değil seri katil diyen bir kadın. Şimdi... Bensin bak bunların liste başı yapayım. <laughs> Bir numaralı hasta bu Canan Kaftancıoğlu. Evet. Bunu artık patolojik <laughs> vaka da değil bu. Abi bu artık kaybedilmiş vaka. Evet. Hani evet. doktorlar öyle der ya. İki, Sera Kadıgil. Üç, Selin Eren Erdem. Gene Selin Sayak en şeyleri. Bunların içine bakıyorsun daha şey. ya yani Erdem, ÖSÖ'ye çapulcu sürüsü diyor, iç sürüsü diyor. Türkiye ile İran savaşı. Biri İran'ı tutuyor, biri Şehzad'ı. Şeyi... Düşünsene. Ya beş dakika düşün. Şu adamlar iktidar olsa. ya Beş dakika düşün ya. CHP'nin iktidar olduğunu bir düşünsene bir yıllığına. Biri İran'a verir, biri <laughs> PKK'ya verir. Türkiye kaça bölünür? Türkiye'yi bölen bunlar ya. Türkiye 20 parçaya böler bunlar yani. Evet. Allah bunların hakikaten şerrinden Türkiye'yi korusun. Bir de bunların ben düşünmek bile istemiyorum ama zaten iktidarı alamazlar. Yani evet. bu kafayla mümkün değil bunlar. Bunlar ne diyecekler sokakta şimdi? Şimdi seçim çalışmaları başladı. Diyelim ki Eylül-Ekim'de başladı. Ne diyecekler halka? Geldi senin mahallene. Ne diyecek bunlar? Domuz eti mi diyecek? Ezanlar kulağı müflemesin mi diyecek? Ne diyecek yani? Esad'ı mı savunacak ya? Kimden oy alacak bunlar? Yani? Ben anlamıyorum vallahi gerçekten. İstihbari bilgim yok diyor ya. Yani inanamıyorum gerçekten. İstihba ya i̇stihbari, istihbari bilgi. Yani devlet sana özel istihbari bilgi verecek? Selin Sayak gel yani bu, bu, böyledir. Bu böyledir mi diyecek? Aç gazeteleri oku bak ya. Neyse, parlamentersin yani. Neyse Muharrem İnce, Didem Yılın Aslan Yılmaz'a Habertürk'te röportaj verdi. Ee, uzun ve enteresan bir röportajdı. Evet, çok ilginç, altını çizdiğim noktaları okuyayım. Türkiye'de demokrasi istiyoruz diyor. CHP'de demokrasi istemeyecek miyiz? Nasıl bir Türkiye istiyorsak öyle bir CHP istiyoruz. Ben kimseye hakkımı yedirmem. AKP'ye de yedirmem, CHP'ye de yedirmem. Geçmişimize göre bakarsak, Avrupa'daki çağdaş partilere bakarsak biz sınıfta kaldık diyor. Ee, ve tehditler savruldu bana genel başkan yardımcıları diyor. Buna diyor bunu diyor genel başkanımıza söyledim. Ee, genel yardımcılarınız beni tehdit ediyorlar dedim diyor. Bunu ilk defa duydum diyor. Sonra diyor standı kapamışlar diyor. Benim diyor gerçekten tehdit ediyorlar diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu tehditlerden ve bütün bu tezgahlardan haberdar olduğunu anladım daha sonra diyor. 49 oyu bana vermesi jest değil diyor. Hakaret diyor. Kaldı ki diyor bunun da bir tezgah olduğunu düşünüyorum diyor Muharrem İnce. Yani bak anlattığı parti içinde bulunduğu parti daha iktidara gelmemiş bir parti ve içinde bin bir türlü entrikanın bin bir türlü pisliğin döndüğü bir parti biraz önce okuduğumuz pislikleri de bunların içinde sıralayalım. Yani evet. parti meclisinde doldurulmuş bir sürü yani hakikaten tedavi olması gereken yaratıkları bulunduğu bir partiden Şimdi, söylüyoruz ve Muharrem İnce bu partinin içinde kendisine bir alan açmaya ve bu partinin başına geçmeyi hedefliyor. Bence bir miktarda olsa şans var. Bir de genel başkan beni bir takım güçler kavga çıkarabilir diyor. Bir takım güçler ne ya? CHP bir takım güçler dedi. Evet. Selin Sayakböke gibi, Sena Kadıgil gibi tipler var. Canan Kaftancıoğlu gibi, Eren Erdem gibi. Bence Kemalistleri kast. Bir de şey var. E, Kemalistler kavga çıkarmayacağına göre orada. E, böyle bir şey var. Ama ben şeyin şansı olduğunu görüyorum. Delege. Yani biraz daha sabretmesi lazım. 2019'dan sonraki olası değil. Zaten bir başarısızlık çıkacaktır. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçilmenizi söylüyorum. Belediye başkanlığını bilemem. Hı. Ama oralardan sonra bence Muharrem İnce'nin bir şansı daha olacaktır. Bir de bu yemekte şey, bir sürü kişi zehirlenmiş ya. Bu hmm. kumanyaları kim verdi? Ne oldu? Yani bu evet. kumanyada mı dağıtamıyorsunuz insanlara ya? Evet bu da çok enteresan. Şimdi e, bu arada enteresan şeyler de söylüyor. E, şimdi ben diyor 447 oy aldım diyor. Sen, benim diyor 200 diyor partili diyor benim e, adaylığımı imzalamadı. Efendim 49'unu sen bağışladım diyorsun. O zaman 120 oy çıkması lazım bana diyor. Bu tezgahı diyor bana açıklayın diyor Muharrem İnce. Partinin sorunu bu. Bir hedefe kilitlenme yok. Takibini yapan yok. Sonuç alma yok. CHP'nin ilçe yöneticisi Afrin'de şehit oluyor diyor. Birileri bize çıkıp PKK'lı diyebiliyor. Allah Allah. Niye diyebiliyor acaba muharemince? Bir düşünebildi mi tavuk uzmanı? Yani Niye diyebiliyor? Evet. Acaba partindeki adamlara çıkıp cesaretle cesurum diye geçiniyorsun. Cesaretle ismini vererek Selin Sayakböke, Serra Kadıgil, Eren Erdem vesaire bütün şeylerine numaratörleriyle hepsine cevap verebilirsen bunun sebebini anlayabilirsin. Size niye PKK'lı diyorlar sebebini anlayamıyorsan sen aday daha olamazsın. Daha uzun süre beklersin. Evet. Diyor ki CHP Kürtler ile yan yana gelmekten korkuyor. Kürtler ile yan yana gelmekten kork değil. korkmuyor CHP. P e CHP, PKK ile yan yana gelmekten ne? bile korkmuyor. Korkma. İşte Hadi. PKK ile yan yana geliyor. Bütün dertleri de zaten şu. HDP'ye oy, ver oy veren %10'luk bir vatandaşlarımız var bu ülkede. Hı hı. Şimdi O oylara talip. O oyları almak için de zannediyor ki, yani bu HDP'ye oy veren herkes PKK kaldır mantığı var CHP'lilerde. Öyle düşünüyorlar. Biz öyle bir şey demiyoruz. Kürt kardeşlerimize bu PKK'dan çok çekti. Ben iddia ediyorum bu... Şiddet bir korku şeyleri olmasa veya işler biraz daha yolunda gitsi, zaten bu PKK'nın hiç desteği olmayacak. Elbette bir kısım desteği var. Onlar da İstanbul-Ankara gibi yerlerde veya belirli yerlerde belediyeleri kazanmak için seçimleri de kazanabilmek için işte bu şeyin oyunu destek görüyorlar HDP'nin. Bir de şey var. Hı hı. Hani bu referandumda Güneydoğu'dan gelen oylarla hı hı. evet geldi ya. Hı hı. Onlardaki kafa da şu: Biz Güneydoğu'da şeyde PKK'ya HDP'nin oyunu alırsak, HDP'nin oyunu alırsak, o zaman birçok şeyi başarabiliriz diyor, düşünüyorlar. Evet. Manyaklaşmaları bu sebeple. Evet. Halbuki Kürt vatandaşlarımız PKK'dan nefret eder yani. Nefret eder. Aslında tabii dediğimi geri alıyorum. Kürtlerle yan yana gelmekten CHP korkuyor. Çünkü Kürt vatandaşları PKK'ya karşı, bunlar Kürtlerle yan yana gelmekten korkuyor. Ayrıca da istemiyor. Tabii. Çünkü geleneksel kodlarında var. Onlar PKK'yla Kürt düşmanı bir örgütle adında Kürt olan, Kürt düşmanı bir kimlikle ve bir terör örgütüyle yan yana gelmeyi istiyorlar, tercih ediyorlar. Muharrem İnce bunu görebildiği zaman, gözündeki mertek açılabildiği zaman şayet bu gerçeği görür ve ona göre bir politika geliştirir Güneydoğu'da, diye düşünüyorum. Güneydoğu'da CHP'nin %1-2 yarım bile oyları yok, hiçbir evet. yerde oy yok doğru dürüst. Dediğin gibi HDP bugün PKK'nın siyasi kanı durumunda. Kafası karışık kısacası. Muharibince daha kafası şey. Kafası karışık. Daha netleşmesi lazım. Daha bir vatansever olması lazım. Vata yani bu ayrımın doğru yapması ben sana lazım. Biz elimizde bir sol kağıdı yok. Eğer vatansever milliyetçi bir duruş gösterir tabii ki Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın da haklarını, hukuklarını koruyacak bir siyaset izlese Hı. Muharrem İnce'nin daha çok şansı olur. Yani illa ama net olacaksın. Evet. Bir de net tabii, olmazsan olmaz evet, yani. Doğru. Net olmak lazım. Bir de tabii Cumhurbaşkanı adayını bir önce belirlememiz lazım diyor. Eğer diyor aday olursa diyor Abdullah Gül'e oy vermem diyor. Burada bunu da söylüyor. Evet. Sevgili seyirciler, Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdaydık bugün Medya Kritik'te. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.